Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, pazar günü etkinlikleri geldi. Kulüp Selection Juventus ve Barcelona da geldi. Top açılımına geçmeden önce hemen etkinliklerden bir bahsetmek istiyorum. Maç Day'ler, antrenörler, tur etkinliği yenilendi arkadaşlar. Tur etkinliğinde antrenör bolluğu devam ediyor. Ayrıyetten Maç Day'lerle alakalı önemli bir konu var arkadaşlar. Hemen onu da kısaca anlatayım. Bu hafta gelen Maç Day'lerde eFootball League Round 1 var arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Öncelikle bahsedeyim. Burada toplamda 400 MyClub parası ve 1200 eFootball puanı kasabiliyoruz şu anda pazartesi günü. Ayrıyetten Round 1'de arkadaşlar 2000 puan topladığınızda Cuma günü gelecek olan Maç Day'lerde de çok fazla eFootball puanı kasabileceğiniz ayrıyetten bir sekme daha açılıyor. Bu da Round 1'de 2000 eFootball puanı 2000 puan topladığınızda maçlarda arkadaşlar, bilginiz olsun. Cuma günü gelecek olan Maç Day'lerde ayrı bir tane daha Maç Day bölümü açılıyor ve orada sadece eFootball puanı kasabiliyoruz. Yanlışım yoksa 3000'e yakın bir eFootball puanı kasabiliyorduk orada. Tabii biraz zor ama o şekilde bir sekmede açılıyordu. Bu haftada 4 tane Maç Day gelmiş arkadaşlar. Hemen çok fazla uzatmadan geriye gelelim. Dediğim gibi antrenör bolluğu devam ediyor tur etkinliği bölümünde. Sözleşme kısmına geldiğimizde bakalım Backstraw'da ne varmış. Backstraw'da da bu şekilde bir oyuncular varmış. Buradan da top açılımı yapan olur mu bilmiyorum çok fazla ama GP'yi bir tek buraya harcayabiliyoruz. Başka da harcayacağımız bir yer yok zaten. Asıl önemli olan kolağı Kulüp Selection, Barcelona ve Juventus, her ikisinden de top açılımı yapacağız arkadaşlar. Barcelona'dan öncelikle istediğimiz tabii ki De Jong arkadaşlar. De Jong, Lenglet ve şu stoper de olsa, Alejo da gelirse güzel olur. Juventus tarafına baktığımız zaman ise Juventus'tan normalde top açılımı yapmayacaktım ama Chiesa ve McKenney için top açılımı yapacağım. Mutlaka takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Barcelona'dan başlayalım. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Nerelerden top açtınız? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım, bismillah diyelim. 100 MyClub para söyledik. Anlaş dedik. Barcelona'dan ilk topumuz geliyor arkadaşlar. Haydi bakalım. De Jong inşallah bulabiliriz. Osman Dembele mi geldi? Aynen. Osman Dembele geldi. 96 genel derece. Bizde yoktu. Kullanacağım bir oyuncu değil. Çünkü onun pozisyonunda çok fazla oyuncu var. Yani Barcelona'lı çok oyuncu var. Ansu Fati var en önemlisi mesela. Sol açıkta. Ama kondisyon derecesi falan yüksek geldiği haftalarda tabii ki kullanılabilir. İlk topumuzdan Dembele geldi. Hemen ikinci topumuzu açalım. De Jong'u istiyoruz. Stoperler gelebilir. Dediğim gibi arkadaşlar, De Jong gelmese de en azından bastık tekrardan. Haydi bakalım. İkinci topumuz Barcelona'dan. Ya yapma ya. İki aynı oyuncuyu verme lütfen ya. Yine başladık ya. Ya gerçekten bunu anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Juventus'tan açacağım. McKennie forma numarası kaç acaba? Bilmiyorum ama bulmak istediğim oyunculardan, Chiesa bulmak istediğim oyunculardan bir tanesi. Juventus'tan açtık bakalım. Barcelona'daki son hakkımızı bekleteceğim. Sol ayaklı Dybala geldi maalesef. Dybala'da hem ücretsizden bul vardı zaten. Hem de ayrıyetten yine Kulüp Selection Juventus'tan bulduğum bir oyuncuydu. Bakalım, şu anda pek iyi gitmiyoruz arkadaşlar. McKennie sol ayaklı mı sağ ayaklıymış. 22 yaşında genç oyuncuyu bulabilecek miyiz acaba? Anlaş dedik. Juventus'tan ikinci hakkımızı kullandık. Haydi bakalım. Sağ ayaklı. Bakalım kim gelecek? 19 numara. Bonucci mi geldi? Maalesef Bonucci geldi. Sonar hakkımız kaldı. Son birer tane hakkımız kaldı. Hem Barcelona'dan
hem Juventus'tan bakalım ne olacak çok merak ediyorum. İnşallah De Jong'u istiyorum Barcelona'dan. Gelmezse de stoperlerden bir tanesini verirse bize çok çok iyi olacak. 100 My Club parası ödedik. Haydi be Barcelona'dan De Jong'u istiyorum. Lütfen De Jong'u ver bize. Ha, stoper geldi. 4 numara. Tamam, Areva geldi. Kullanacağım oyuncu. Dediğim gibi Barcelona kadrosunu kuruyorduk arkadaşlar. De Jong maalesef her zaman klasik lafımız bir başka bahara kaldı. Areva geldi. Ekledik takımımıza. Juventus'tan son hakkımız kaldı. McKennie'yi çok istiyorum arkadaşlar. Üstüne girip tıklamak istemiyorum. Şöyle Chesney'e bakalım. Çıktık. 100 My Club parası ödedik. İptal dedik. Tekrar iptal dedik. Şöyle bir taktik denedik. Son hakkımızda McKennie için. Gelir mi acaba? Gelir mi acaba? Gelir mi acaba? Son hakkımız. Ya kaleciye bakmasaydım keşke. Kaleciye bakınca kaleci mi geliyor ya? Geçen günde yine bir şeye bakmıştık. O gelmişti. Chesney geldi. İstediğim hiçbir oyuncu gelmedi. Maalesef benim için çok da parlak bir top açılımı olmadı arkadaşlar açıkçası. Şöyle geriye geldik. Oyuncuların max seviyesine basalım. Şu burada kim kullanabileceğim zaten imzalama tarihi diyelim şöyle. 2 Dembele, Areo, Bonucci. Kötü bir top açılımı oldu arkadaşlar ya. Çok da iyi bir top açılımı oldu diyemeyeceğim. Hemen şunları bir max seviyesine basalım. Chesney'e 2 tane 42 binlik ne kadar kalmış? 100 binlikten ateşleyelim bir tane. Çok fazla bekletmemek adına 100 binlik zaten bayağı antrenörlerimiz var arkadaşlar. Tamam, Chesney direkt max seviyesine geldi. 1.96'lık yani uzun boylu kalecileri biliyorsunuz arkadaşlar kullanıyorum. Kaleci Chesney'i de merak ettiğim oyunculardan bir tanesiydi Courtois ile birlikte. Özellikleri de gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen Areo'ya geçelim. Dediğim gibi kullanacağım oyunculardan bir tanesiydi Areo. 200 bin fazla mı gelir 42 seviye ama şöyle bol keseden atalım bakalım ya. Anca yeter herhalde. 42 seviye kadar yükseliyor. Hatta direkt geçelim. Tamam, maxladı. 92 genel derece oldu. Belki fazla gelmiş olabilir biraz. Sıkıntı yok. Hızı 89. Yani keşke siyah top olsaydı. Defansif farkında da top kazanması çok iyi olmasa da hava hakimiyeti, hızı falan iyi. Bir stoper. Kullanacağım bir oyuncu arkadaşlar. Top kesme, akrobatik uzaklaştırması varmış. Şu Dembele'lerden bir tanesini antrenör yapalım. Oyuncu dönüştür dedik. İmzalama tarihi. Dembele'lerden bir tanesini antrenör yaptık. Geri geldik tekrardan. Antrenman dedik. Bu maxlamaz herhalde. Bir nereye kadar götürecek bir bakalım. 16 seviyeye kadar geldi. Bir 100 binlikte Osman Dembele'ye ateşleyelim bakalım. Hızlı bir oyuncu, güzel bir oyuncu ama dediğim gibi o mevkide çok fazla oyuncu var. Birçok kişide de var. Ansu Fati gibi. Yine Barcelona'da birçok oyuncumuz var. Yetmedi. Buna bir 12 binlik. 3 tane de 3500'lük ateşledik mi? 96 genel derece oldu Osman Dembele. Bonucci'yi de max diyeceğim arkadaşlar. Her iki kanatta da oynayabiliyormuş. Bayağı hızlı bir oyuncu ya. Hızlanma. Aslında özellikleri güzel. Oo, zayıf ayak kullanımı da falan da güzelmiş. Çift dokunuş özelliği de var. Bonucci'yi de hemen bir maxlayalım. Ondan sonra videomuzu noktalandıralım arkadaşlar.
1.42.000'lik bastık. 3.500'lüklerden basalım şöyle. Bir tane de 12.000'lik geldi. Büyük ihtimalle yetecektir diye düşünüyorum. Bakalım. 21'de kaldı. Şöyle bir 12.000'lik daha basacağız. Yetecektir herhalde. 93 genel derece Bonucci. ...1.90 boyu var. Defansif özellikleri falan çok iyi Bonucci'nin ama ağır bir oyuncu. Top kazanması defansif farkında da 95. Evet arkadaşlar, videomuzu burada noktalandırıyoruz. Yani çok parlak bir top açılımı olmadı bizim için açıkçası. Dybala dediğim gibi bizde vardı zaten. Max seviyesi var. Bu kartını maxlamayacağız. Maxlamaya gerek yok. Antrenör harcamaya gerek yok. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Kullanabileceğim bir tek Areo var sanırım. Barcelona kulüp selection maç değerlerinde kullanmak adına. Onun dışında kullanacağım pek de oyuncu gelmedi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.